Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz 8. sınıf matematik olasılık konusu. Önceki videolarımızda EBOB, EKOK, çarpanlar, katlar, karekök, üslü ifadeler konularını detaylı şekilde animasyonlarla anlatmıştık. Bu videolarımıza sağ üst köşedeki karttan erişebilirsiniz. Merhaba sevgili öğrenciler. Olasılık konusuna bugün başlıyoruz. Dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde konu anlatımımız ve soru çözümlerimiz olacak. Konu anlatımına geçtiğimizde arkadaşlar olasılık nedir? Bununla ilgili bazı terimlerimiz var. İlk önce bu terimlerin tanımlarına bakacağız. Daha sonra olasılığın nasıl bulunacağını beraber göreceğiz. Deney dediğimiz şey arkadaşlar olasılıkta bir olayın sonucunun ne olacağına bakmaktır. Mesela burada bir zar atılıyor. Zar atılması olayı bir deneydir arkadaşlar. Ya da yazı tura atıyoruz. Yazı tura atma olayı nedir? Bir deneydir. Buna biz deney diyoruz. Çıktı ise yapılan bu deneyin sonucunda elde edeceğimiz verilerdir. Zar atmışsak birden 6'ya kadar değerler elde ederiz. Yazı tura atmışsak yazı ve tura değerlerini elde etmiş oluruz arkadaşlar. Olay bir deneyde gerçekleşmesini istediğimiz, arzu ettiğimiz şeydir. Mesela zarı attık çift gelmesini istiyoruz. İşte çift gelmesi olaydır arkadaşlar. Veya yazı tura attık, tura gelmesini istiyoruz. İşte bunun yüzeyinin tura gelmesi yani bizim istediğimiz şey burada ne oluyor? Bir olaydır ya da istemediğimiz şey de olabilir. Tura gelmesini istemiyorsak bu da bir olay olmuş oluyor arkadaşlar. Olayın çıktıları. Mesela zar attım ben, çift olmasını istiyorum. Yani çift olmasını istediğim için 2, 4 ve 6 değerleri çift olduğundan benim istediğim bu olduğu için olayın çıktıları ne olur? 2, 4 ve 6 olmuş olur arkadaşlar. Olası durumlar ise yani tüm ihtimaller zarı attım hangi değerleri gelebilir? 1'den 6'ya kadar rakamlar gelebilir değil mi? Bunun diğer ismi de birçok kaynakta göreceksiniz. Örnek uzay olarak geçiyor. Örnek uzayımız nedir? Attığımızda gelebilecek tüm sonuçlardır. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Örnek uzay, olası durum diyoruz. Şimdi bu tanımlar arkadaşlar aklınızı karıştırmasın. Bu tanımlar soru çözerken karşımıza bunun tanımı nedir? Bu e, yaptığımız işlem hangi tanıma uyar gibi bir şey gelmeyecek. Genellikle bu görmüş olduğunuz formülü hatırlamamız gerekecek. Olasılık dediğimiz şey İstenilen olay bölü tüm olaylardır. Biraz sonra örnekler üzerinde sadece bu formülü kullanacağız arkadaşlar. Diğerlerini tanım olarak sadece genel kültür olarak bilmenize gerek var. Bunun üzerine dışında böyle uzun uzun bununla ilgili şu ana kadar herhangi bir tanım sorusu gelmedi. Belki yazılı da sorarsa öğretmeniniz sormuş olabilir. Bunun dışında sınavlarda denemelerde böyle bir soru gelmedi arkadaşlar. Olasılık bir olayın olması veya olmamasıdır. Matematiksel olarak bunun değerinin hesaplanmasıdır. Mesela bir zar atılıyor. Üst yüze gelen sayının asal sayı gelmesi olasılığı nedir? Bunu bulalım. Deneyimiz ne arkadaşlar? Tanımlarımızı burada hemen kullanıyorum. Zarın atılması bir deney. Olay zarın asal gelmesi yani bizim istediğimiz. Olası durumlar ya da diğer ismiyle örnek uzayımız nedir? 1'den 6'ya kadar olabilecek değerlerdir. Bizim istediğimiz çıktı ne? Asal sayılar. Nedir asal sayılar burada? 2, 3 ve 5. Bunların içerisinde olacak tüm çıktıların içerisinde bu üçü asal sayı. O zaman olasılığımızı buluyoruz. İstenilen bizim istediğimiz durum 3 tane. Tüm olasılıklar 6 tane. Yani 3 bölü 6 diğer ifadesiyle arkadaşlar nedir? 1 bölü 2'dir. Olası durum sayıları birbirine eşit ise yani mesela para attık yazı tura olayı var. Yazı gelmesi de tura gelmesi de %50 bir olasılık olduğu için bunları biz ne diyoruz? Eş olasılıklı olay diyoruz. Biri diğerinden fazla ise fazla olana fazla olasılıklı olay, az olana ise az olasılıklı olay demiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir örnek verelim mesela. Bir zar attık üst yüze gelen sayının tek gelmesi olayı veya çift gelmesi olayı. Bunlar birbirine eşit değil mi? 3 tane tek var, 3 tane çift var. O zaman buna biz ne deriz? Eş olasılıklı olay deriz. Veya bir torbada 3 kırmızı, 4 mavi top var. Bakın, burada topların kırmızı gelmesi olayı nedir? Daha az olduğu için buna az olasılıklı olay deriz. Mavi gelmesi olayı daha fazla olduğu için fazla olasılıklı olay demiş oluruz mavi gelmesine de. Kesin olay ise yaptığımız bir işlemde olayın mutlaka net çıkması, %100 gerçekleşmesidir. Buna kesin olay deriz ve olasılık değeri 1'dir. Eğer olay gerçekleşmeyecekse, mümkün değilse buna da imkansız olay deriz. Mesela 10 kişilik bir öğrenci grubumuz var ve bu öğrencilerimizin tamamı erkek. Bu 10 kişi içerisinden seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı nedir? %100'dür. Peki kız olma olasılığı nedir? İmkansızdır. Hepsi erkek olduğu için. Ne yapıyoruz? Buna kesin olay diyoruz erkek olmasına. Seçilen bir imkan olayında, olasılığında kız olmasına imkansız olay demiş oluyoruz arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı sıfırdan bire kadar değer alabilir. Bakın dikkat edin birden büyük ya da negatif olmaz arkadaşlar sonuçlarımız. Yani bir zar atıyoruz. Üste gelen sayının negatif bir sayı olma olayı imkansız olaydır. Yani bu sıfırdır. 1 ile 6 arasında bir değer alma e, olasılığı nedir arkadaşlar? %100'dür. Buna da nedir? Kesin olay demiş oluyoruz. Yazı tura atıyorum arkadaşlar. Yazı gelirse Kerim, tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni. Tamam mı? Tamam. Ama dik gelirse çekip giderim ha. Söz mü? Söz. Söz. dik geldi! ama ballıyım ha! Hadi eyvallah! Bu hile yaptı bize, Yürüyün. Ya bu para nasıl durdu böyle be? Üzerimize geçelim, daha iyi anlayacağız konuyu. Atılan bir zarın üç gelme olasılığı nedir? Şimdi önce formülümü şuraya açayım. İstenilen olay bölü tüm olayların sayısı. Atılan zarın üç gelme olasılığı. Attığımızda bir zarın tüm olayları nedir arkadaşlar? 6 tanedir. Bunu 6'a yazıyoruz. 3 ise bir tane olduğu için 1 bölü 6'dır. Tek gelme olasılığı. Zarda kaç tane tek rakam var? 1, 3, 5 yani 3 tane var. O zaman bunun cevabı ne olacak? İstenilen olay bölü tüm olaylar. Yani 3 bölü 6 olmuş olacak. 5'ten küçük olma olasılığı. Zarda 5'ten küçük kaç tane değerimiz var? 1, 2, 3 ve 4 var. O zaman istenilen olayımız 4. Tüm olaylarımız 6 olduğu için 4 bölü 6 olmuş olacak bizim olasılığımız arkadaşlar. Hemen başka bir örneğimize bakalım. Bir torbada 3 mavi, 4 yeşil, 5 kırmızı top vardır. Mavi olma olasılığı. İlk önce tümünü topluyorum arkadaşlar. Formülümü hemen şuraya açıyorum. 5, 4 daha, 9, 3 daha, 12. Yani tüm olaylarım kaç? 12. İstediğim mavi olması, o zaman mavi, 3. Tüm olaylarım 12, 3 bölü 12. Bunu sadeleştiriyorum. Genellikle sorularımızın şıklarında en sade hali çıkacak arkadaşlar. Yani 1 bölü 4'tür. Bakın B şıkkında ise gelme, toplar alınıyor ve geri koyulmuyor. Yani tüm olaylarımın sayısı düşüyor arkadaşlar. Yeri atılmaması koşulluğu ile çekilen ilk top mavi. Maviden bir tane gitti. İkinci top kırmızı. Kırmızıdan bir tane gitti. Çekilen üçüncü topun yeşil olma olasılığı. Yeşil sayım azalmadı. O zaman yeşil sayım kaç? 4. Tüm ihtimallerim 10 tane oldu. 4 bölü 10'dan 2 bölü 5 olmuş olur arkadaşlar. Bu soru şöyle de gelebilirdi. Mesela mavi gelmeme olasılığı gelmeme olasılığı diyorsa diğer ikisini topluyorduk. 5 4 daha 9 olur. İstenilen olay 9 olurdu. Tüm olaylar 12 olur. Yani 9 bölü 12 olurdu. Soruları okurken gelmesini mi istiyor? Gelmemesini mi istiyor? Buna biraz dikkat edelim arkadaşlar. Bir buketteki 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı, diğerleri sarı veya beyaz renklidir. Bakın 3 tane rengim var. Kavanozdan rastgele seçilen bir çiçeğin kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşit olduğuna göre. Kaç tane beyaz çiçek vardır? Şimdi benim kırmızı olma olasılığım ne arkadaşlar? 5 bölü 20 değil mi? Sarı da eşitmiş buna. He, o zaman sarı da 5 bölü 20 olacak. O zaman sarının sayısı da burada ne oldu? 5 tane kırmızının sayısı da 5 tane olmuş oldu. Toplam 10 çiçeğimi buradan aldım. E o zaman 20 çiçekten 10 çiçeğimi çıkartırsam ne olmuş oluyor? Beyaza da 10 tane çiçek kalmış oluyor arkadaşlar. Hangisi imkansız olaya örnek olarak verilebilir? Haftanın günlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olması. Evet cuma ve salı var, olabilir. Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olması. Evet bu da olabilir. Rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı. He, iki basamaklı rakam olmaz. Rakamlar 9'a kadar olanlardır değil mi arkadaşlar? Onun için cevabımız C şıkkı. Bir torbada bulunan 3 kırmızı 5 sarı 4 beyaz bilyenin arasından rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı olmama olasılığı. Evet bakın olumsuzu sormuş. Tüm olasılıklarım kaç tane? 12 tane. Arkadaşlar Kırmızı dışında kalanlar 5-4 daha 9 tane. 9 bölü 12 onu da sadeleştirirsek 3 bölü 4 olmuş olur arkadaşlar. Bazen de bu şekilde sorularımız gelecek. Bir bilgisayarın doğal sayı olan 3 basamaklı açılış şifresini rastgele tuşlayan birinin doğru şifreyi bulma olasılığı. Evet. Burada hemen binde 1 diye atlamıyoruz arkadaşlar. Çünkü 3 basamaklı diyor. Buna dikkat. 3 basamaklı 100'den 999'a toplam 900 tane sayı var arkadaşlar. Bakın burada 900 tane sayı var. 3 basamaklı olduğu için. Şöyle de yapmayın. 999'dan 100 çıkarttım hocam. E 900 tane çıkmadı. Aman dikkat böyle de yapmayın. Çünkü 100 dahil sayıyoruz. O zaman ne olur ihtimalimiz? 900'de 1 olur. Bir tane 3 basamaklı şifre almış olacağız içerisinden. 32 öğrencisi olan bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı 8'e 3'müş. Erkek öğrenci sayımızı soruyor. Şimdi 8 benim tüm ihtimallerim değil mi? 3 de kızların sayısı. Ama burada dikkat edin. Bunlar kat olarak bakın bu sadeleştirilmiş hali. Yani benim tüm öğrencilerim, tüm ihtimallerim 8 kat olması gerekiyor. Tüm olaylar 8 kat ise o zaman 32'yi 8'e böldüğümde 4 çıkmış oluyor. Yani bunun sadeleştirilmiş hali ne yapılmış? 4 ile sadeleştirilmiş ikisi de. O zaman 3'ü 4 ile çarparsam 12 kız sayımı olmuş olacak. Bakın erkek sayısını istiyor. Burada dikkatli davranıp 12'yi işaretlemiyoruz. O zaman 32'den de 12'yi çıkartırsak 20 öğrencimiz erkek olmuş olacak. Burada sadeleştirme sonucunda bu rakamın elde edildiğine, bu değerin elde edildiğine dikkat edin arkadaşlar. Buradan doğru bir şekilde yapmış oluruz. Yoksa yanlış yorumlarız soruyu. Renkleri dışında özdeş. Yine burada bilyelerimiz var. Ve burada çekilecek ve olasılıklarımız var. Şimdi biz bu olasılıklarımızın tamamını bulalım. 6, 4 daha 10. 14, 7 daha 21. Tüm olasılığım 21. Şimdi mavi, kırmızı, sarı, beyaz hepsini Arkadaşlar buluyorum. Mavinin 6 bölü 21, kırmızının 4 bölü 21, sarı 4 bölü 21, beyaz 7 bölü 21. Şimdi şıklarımı okuyayım. Yanlış olanı arıyorum. Beyaz bilyenin çekilme olasılığı, beyaz bilyenin çekilme olasılığı 7 bölü 21'di. Kırmızı bilyenin çekilme olasılığından fazladır. Evet, kırmızıdan fazla arkadaşlar. Kırmızı bilyenin çekilme olasılığı sarı bilyenin çekilme olasılığına eşittir. Evet, ikisi birbirine eşit. Mavi bilyenin çekilme olasılığı beyaz bilyenin çekilme olasılığından azdır. 6 bölü 21, 7 bölü 21'den küçüktür. Bu da doğru. Sarı bilyenin çekilme olasılığı mavi bilyenin çekilme olasılığından fazladır. Değil çünkü sarı 4 daha küçüktür 6'dan arkadaşlar. Demek ki cevabımız D olmuş olacak. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Başarılar.